Memleketin çivisi çıkmış. Pis yalaka. Ondan sonra millet niye birbirini sevmiyor, güvenmiyor? İzliyoruz ama neyi izliyoruz? İzliyoruz bomboş. Merhaba, ben Selçuk Birdal. Bu hafta bu konuyu inceleyeceğiz. Tartışma mı? Kavga mı? Hiç düşündünüz mü? Acaba tartışmalarda, "Aa, ben bu konuda yanılmışım. Evet, haklısınız." diyenlere hiç rastlıyor muyuz? Yo. Neden? Çünkü tartışma karşındakini ezme ve üstün görünme çabası olarak biliniyor. Oysa tartışmada kavga şart değil. Samimiyetle doğruları bulmak için de çabalayabiliriz. Biz düşüncesinde olursak. Televizyon programlarında, siyasette, yemekte, futbolda önümüze sürülen ama birbirine karıştırdığımız bir durum var. Tartışma mı, kavga mı? Bir televizyon programında karşıt fikirler yoksa çal oyna. Oltaya kim gelirse. Bakın, bu konuda ne yapsalar doğrudur. Kesinlikle onda şüphem yok. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Zaten söylenecek başka bir şey yok. Bu kadar basit bu mevzu. Ben biraz farklı düşünüyorum. Stüdyo çok sıcak. Şu klimayı biraz açabilir miyiz acaba? Diyecektim yani. Karşıt fikirler varsa kavga. Sözümü kesmeyin, ben sizi dinledim. Yalan söylemeyin. Müsaade eder misiniz? Ben yalan söylemedim. Kimin ne olduğunu göreceğiz. Laflarınızı iade ediyorum. Hayır, siz dinlemiyorsunuz. Bu tartışma mı, kavga mı? Kavga tabii, dediğinizi duyar gibiyim. Peki kavgalar neden yapılıyor? Doğruyu anlatabilmek için mi? Yoksa taraftar toplamak için mi? Takım tutmaya alışık bir toplum, partilisini, gazeteciyi, milletvekilini, araştırmacısını da dinlerken takım tutar gibi dinliyorsa tartışma yerine kavga ile karşılaşmak normal. Kocam orası. Abicim mıdır ya? Nasıl lafı geçirdi ama? Kavga sadece siyaset haber programlarıyla mı önümüze dayatılıyor? Bu çorba olmamış. Tavuk kokusu geliyor burnuma. Aa. Ayıydı bu tavuk çorbası. Ağızda duma uymadı. Pilav da olmamış. Peki o neden? Et tadı geliyor ağzıma. Aa. Ama o da etli pilav. Ben beğenmedim. Damak tadıma uymadı. Ayran nasıldı? O da yoğurt kokuyordu değil mi? Tam ben diyeceğim, ağzımda lafı siz aldınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peki ekrandaki tartışmaları izledikten sonra aklımızda neler kalıyor? Nasıl koydu lafı? Bir şey bildiği yok. Adi herif, pis yalaka, şerefsiz, Ali Kırca çakması. Bizden bir şey olmaz. Herkes menfaatçi. Memleketin çivisi çıkmış. Ondan sonra millet niye birbirini sevmiyor, güvenmiyor? Herkes menfaatçi. Sansürsüz program gerçekleri yansıtır. İnsanlar da gerçekleri görür. Peki sansür olursa? Canım, o konuları sormuyorsun. Şu elindeki sorular gündeme gelecek. Tamam. Tamam. Eğer televizyoncu olsaydım bu durumda şöyle derdim. İyi de kardeşim, onca baskı tehdit varken nasıl program yapalım? Biz de canımızı yolda bulmadık. Ne demiş Nasrettin Hoca? Sen de haklısın. Ama teslim de olmamalısın. Onu söylemiş mi Nasrettin Hoca, teslim olmamalısın diye? Yok, söylememiş. Onu ben kattım. Hocanın aklından bile geçmezdi herhalde. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenin, ilk kez izliyorsanız abone olun. Böylelikle yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.